Merhaba arkadaşlar. Münevver Karabulut cinayetinin analizi ile ilgili video serimizin 9. videosuna geldik. Evet, benim için de yorucu bir video oldu. Tabii bu videoyu tek bir gün içerisinde ardı ardına çekiyorum ama parçalara bölüyorum. Neden? Çünkü sizler her bir başlık altında o başlığı bilerek bakınız diye arkadaşlar. Ben bunu tek bir video yapsam hepimiz böyle yoruluruz yani. Oradan onu nasıl bulacağım? Böyle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Birer gün beklemek de umarım sabrınızı yormaz. Bunu bir seri dizisi gibi düşünün. Bakalım sizler de bu konularda neler düşüneceksiniz. Şimdi gelelim Cem Garipoğlu intihar etmiş olabilir mi değerli dostlar? İntihar vakti de 14 Ekim 2014 gözüküyordu. Şimdi ekranı paylaşacağım. Bakalım resmi biraz daha büyütelim. Ya bu artık olayı şuradan Cem Garipoğlu diyorum. Olayı genel anlamıyla bir çözdük. Ama şöyle arkadaşlar şuradan tam vefat tarihine bakacağım. Pardon Cem Garipoğlu. Ben 14 Ekim diye hatırlıyorum da yanlış bir şey yapmayalım. 10 Ekim'miş, pardon. Evet, 10 Ekim. Şuradan gördük. Pardon arkadaşlar. Şimdi burada bakalım Cem Garipoğlu gerçekten kendini cezaevinde intihar etmiş olabilir mi? 10 Ekim 2014'e gidelim. Bu biraz da bu olayın içeriğinden ziyade Cem Garipoğlu ile ilgili de acaba hani böyle bir şey var mı? Burada bazı ipuçları da vereceğim arkadaşlar size. Şimdi progres haritada progres ASC kaç derecede? 17. Progres MC 23. 27 Lilith. Evet, şimdi bakın burada progres I, progres Lilith'e üçgen. Şimdi burada bu dördüncü ve günah düğüm yönesi acaba bunu destekler mi? Bir ihtimal var. Progres Jüpiter, bakın Uranüs kuzey ay düğümünü de üçgen. Jüpiter yabancılar. Yabancı ülkeleri de anlatabilir. Olabilir mi? Destekler. Ancak kesinlikle ve kesinlikle işte Cem Garipoğlu ölmemiştir, kaçırılmıştır teorisini desteklemeyebilir. Şimdi burada geldik zorlayıcı bir açıya. Progres Ay, Progres Mars'a karşıtı arkadaşlar. Veya işte Plüto'ya da şuradan karşı. İki derecelik olup. Şimdi Progres Ay biraz hızlı hareket ettiği için. Bakın, intihar olaylarında değerli dostlar, yani benim incelediğim en zorlayıcı durum natal harita veya işte transittir, progrestir haritalarda Ay ve Merkür'ün Plütosudur, Satürn'üdür, Mars'ıdır, Uranüs'üdür, Neptün'üdür. Bunları zor açılar. Bu kavuşum olabilir, karşıt olabilir. Çünkü Merkür basit anlamda bilinç, Ay da bilinçaltı. Dolayısıyla buradaki açı intihar etme ihtimalini destekliyor. Bir progres ay Lilith üçgeni birilerinin organizasyonuyla kaçma olayını da destekliyor. Yani ortadayız şu anda. Net bir şey söyleyemiyoruz. Geldik solar arkartaya. Şuna bakıyorum. 10 Ekim 2014. Evet. Bu haritada şimdi değerli dostlar. Evet, diğer harita bakın. Solar arkarta 19 derecede ve Plüto'ya kare. Bakın yine ayın sert açısı. İntihara şey verebilir. İşte solara kuzey ay düğümü güneşe kare. Yani büyük ihtimalle ailesinde belki baba tarafıyla bir şey yaşamış olabilir. Onlardan ümidi kesilmiş olabilir. Venüs solar Venüs DSC'de bakın bu çok olumlu. Bu desteği gösteriyor. Birilerinden bir destek alma ihtimalini destekliyor. Güneş solarak Güneş Neptün ve Ay düğümüne
45'lik açıda yine burada özellikle bir güneş yüksek bilinçle gezegen. Yani bir şeyden dolayı bir hayal kırıklığı bir şey olabilir ama aile genelde aileyle ilgili. Solar Ark ASC'de güneşe karşıt. Yani Solar Ark DSC güneşte. Yine önemli insanlarda. Güneş sadece baba veya babayı anlatmaz arkadaşlar. Önemli. İnsanlardan yardım için şanslı. Yani cezaevinden kaçırıldıysa bu olasılık varsa bu şanslı destekleyici. Yani şuradaki resim evet yani o tarihte birilerinden destek almış olabileceğini gösteriyor. İntihara eğilimi de gösteriyor. Şimdi Silivri'de Silivri Silivri'de cezaevinde intihar ettiği söyleniyor. 2014'te. Aha. Bakın arkadaşlar. Burada ASC burada teraziye gelmiş. Yani 7. ev. Burada Merkür Uranüs'te 7. evde. Kuzey Ay Düğümü. Bakın arkadaşlar. Neyse onu transitte anlatayım. Şimdi terazi daha çok destek. 7. ev, partnerler veya destek birilerinden, dostlarınızdan birebir. Burada Ay Plüto kavuşumu var. İşte bu biraz intihar konusu ve Uranüs'e kare. Bakın bu intiharla ilgili hani intihar olayına Ay Plüto karesi. Kişi dayanamıyor. Ben burada yatamam. Artık çıkmak istiyorum. Beni kurtarın. Bakın bu işte intiharla ilgili destekleyici bir açı. Ama solar return yükselen 7. evde terazide olması da başkalarından cezaevinden kaçmak için de bu anlamda destekleyici açı. Yine ortada kaldık değerli dostlar. Yine açıkçası ortada kaldık. 3. ev Pluto, Ay, Mars 3. evde olması bakın. Burada demek ki ailesiyle veya akrabalarıyla biraz zorlayıcı. Belki onlardan dolayı ümidini kesmiş olabilir. Onların kendisini eğer intihar etmişse onların kendisini artık kurtaramayacağını düşünüyor olabilir. Şimdi değerli dostlar. Burada intihardan 2014'te intihardan hemen önce yani intihar ya da etmiş yani iddiası diyelim. Bakın tam 8 Ekim'de bir dolu şey ay tutulması oluyor. Bakın ay tutulmasının zorluğuna bakın. Arkadaşlar ay tutulması Koç terazi aksında. Ve buradaki ay Uranüs'te kavuşmuş. Uranüs intiharlarla da çok alakalı arkadaşlar. Zaten kendi arkadaşlar Uranüs Kuzey Ay Düğümü kavuşumu. Geçmişte de yani bir, mesela Neptün'ün de kavuşumda intihar ederek ölme ihtimali de gösteriyor. Bakın bu ihtimali de gösteriyor. Bir de 10. evde olduğu için geçmiş hayatında eğer Cem Garipoğlu intihar etmişse Oğlak'ta olduğu için bu bir binadan intihar etmiştir. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Kim olduğunu yani yine böyle bir ezoterik yapının içinden gelen bir insan eğer intihar etmişse. Şimdi burada Ay Uranüs kavuşumu olması bu dönemde Plüto'ya da karesi görüyor musunuz? İntihar için destekleyici. Çünkü 2 gün önce oluyor. Ay Uranüs kavuşumu. Beklen ve Uranüs intiharla en çok alakalı gezegen. Ay bilinçaltı, duygular. Evet, bunu yapmış olabilir. Ama Kuzey Ay Düğümü'nün bir pardon onu söylemeyeyim. Şey de söyleyeyim arkadaşlar. Transit'te şurada Silivri yazmaya gerek yok. İstanbul Silivri yakın. Bakın 10 Ekim 2014. Şimdi burada arkadaşlar olay anın transitinde Venüs, Güneş, Kuzey, şimdi Kuzey Ay Düğümü terazi zamanı. Yani burada işbirliği ve başkalarından desteğin olumlu olduğu zaman. Güney Ay Düğümü Koç transitinde de bazen bireysel cesaret yani cesaretlerin iyi olmadığı zamanlar. Yani bireysel cesarette kayba uğrayabileceğiniz zamanlar. Şimdi buradaki resim Cem Garipoğlu'nun
Olay anı transit haritasında Satürn'ün Merkür'le kavuşum. Bakın Merkür veya Ay dedim. Yani tepe noktası yöneticisi. Özellikle baba tarafından, baba çünkü MC veya otorite, bakın burada otoritenin de baskısı olabilir, devlet. Bir durum var. Sekizinci ev işte akrep enerjisi. Organize bir şey olabilir mi? Güzel, olabilir. Ama burada arkadaşlar Pluto ASC karesi var. Yani başkalarından destek için 7. evinde baya bir gezegeni var. Venüs, Güneş, Kuzey Ay Düğümü. Harika kişi için. Ama Pluto yükselen karesi, Pluto Uranüs kavuşumu arkadaşlar intihar için ve büyük şok edici şekilde bakın bunlar jenerasyon gezegeni. Destekleyici Uranüs, Neptün karesi, Venüs, Neptün karesi, Venüs DSC yönetisi. Hayal kırıklığı ailesinden demek ki istediği desteği alamamış. Venüs Kuzey Ay Düğümü karesi. Satürn MC 45'lik açısı. Yani burada ebeveyni ailesinin de bir şey yapamayacağını anlatabilir. Onlar da artık yani belki cezaevinden çıksın veya bir şeyler yapmışlardır ama imkanları el vermemiş olabilir. Yani çok güçlü bir yapı. Bak bu arada Uranüs'te Neptün'e kare. Oldukça zor açılar var. Bir önceki ay tutulması ay zor bir işte ay Uranüs kavuşumu Koç'ta birinci evinde arkadaşlar yani intihar etme ile ilgili bakın kendini birinci ev Uranüs zaten Uranüs birinci evinde kendimi öldüreceğim etkisi verebilir aile birlikte ben hani ailesi tarafından hayal kırıklığı yaşamış olabileceğini düşünüyorum benim düşüncem arkadaşlar belirli oranda evet intihar etmemiş kaçırılmış olabilir. Bu arada söylemeyi unuttum. Güneş terazide. Güneş terazideyken arkadaşlar özellikle önemli insanlar tanınmış insanın ölümünün çok olduğu zamanlar. Güneş terazi bir kovada bunu söyledim. Ancak Kuzey Ay Düğümü terazide ve Güneş terazide güçsüz. Bu şu anlama da gelir. Organize grupların güçlü olduğu zamanlar. Yani birilerinin el attığı bir durum varsa güneş çünkü orada görünmüyor. Gizlenmek için de güneş için önemli insanlar, tanınmış insanlar için de güneş terazi şey için kullanabilir. Organize bir yapı bunu gizlemiş olabilir. Ama görüntü intihar etme ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Yani burada gerçekten de intihar etme ihtimali yüksek. Görüntü. Yani onun haritası ondan önceki işte hemen 2 gün önceki ay tutulması. Benim buradaki net fikri, bir net fikir söylemeyeceğim. Ama benim düşüncem intihar etme olasılığı yüksek. Bir oranda da şey de var. Ha şunu anlatabilirim. Mesela Ay Uranüs kavuşumu Pluto ASC karşı artık patlamaya hazır bombadır. Yeter artık beni kurtarın. Yoksa bir şeyler söyleyeceğim deyip belki kurtarmış olur. Ama bir şeyler söyleyeceğim derse de öldürmüş de olabilirler arkadaşlar. Ha bakın buradaki açılar patlamaya hazırdır. Satürn, MC yönetisi ve Kuzey Ay Düğümü yönetisi Merkür'e kavuşuyor. Öldürülmüş de olabilir arkadaşlar. Böyle de bir üçüncü bir yol şey yapayım. İntihar da olabilir Uranüs. Birinci ev ve Ay Uranüs kavuşumu. Ay tutulmasa. Evet. Veriler daha çok intiharı destekliyor. Kendini birileri tarafından öldürülmesini de destekliyor arkadaşlar. Pluto, Uranüs kavuşumu ve ASC karesi. Yani cidden zor. Görüntü öyle. Ama kaçırılma ihtimali var. Ama benim bana sorarsanız ben intihar ettiğini düşünüyorum. Bu benim fikrim. Yanılıyor olabilirim. Evet, 9. videoyu da bitirdik. Gelelim 10. videomuza arkadaşlar. 10. videomuzda da Münevver Karabulut cinayeti acaba gerçekler ortaya çıkabilir mi? Bu çok önemli bir şey. Burada da Münevver Karabulut'un haritasını inceleyeceğiz. Onunla ilgili gerçeklerin ortaya çıkabilmesinin bazı zamanları var. Evet, o ihtimal de var. Şimdi bir sonraki videoda da onu işleyeceğiz. Her videomuz birer gün arayla konulacak. Bir sonraki derken de bir gün sonra arkadaşlar. Artık bir gün biraz kafa dinlersiniz, beklersiniz. Arda da olması da yorar.
Böylesi daha iyi. Seri gibi olsun arkadaşlar. Ben de dizi sektörü gibi davranıyorum. Videolar heyecanlı olsun. Herkes bir sonraki videoyu beklesin. Evet, 10. videoda görüşmek üzere değerli dostlar.